Söz verdik yapıyoruz 20 Haziran Perşembe günü yaza merhaba çekilişi ile sizlerleyiz. Kasapoğlu mobilya kalitesinde tam 50 adet birbirinden özel hediye sizleri bekliyor. Bir adet özel koleksiyon köşe takımı, bunun yanı sıra halılar, sehpalar ve paspaslarla evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Kampanya ve çekilişimizin detayları Korkuteli Kasapoğlu Mobilya'da olacak. Mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Korkuteli Çayırlı Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Korkuteli AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Ziya Çimen katıldı. Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Nursi, casusluk iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında kalp krizi geçirerek dün 67 yaşında hayatını kaybetti. 2012 yılında halk oylamasıyla göreve gelen Mursi, darbeyle iktidardan indirildiği 2013'ten bu yana tutuklu bulunuyordu. Mursi için tüm Türkiye'de olduğu gibi öğle namazının ardından Çayırlı Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına vatandaşlar ve siyasiler yoğun şekilde katılım gösterdi. Mısır'ın meşru lideri Mursi'dir ve hep öyle kalacaktır. Sen gayrimeşru, gasp, makam hırsızı, adi, satılmış bir köpeksin. Allah'ın, meleklerin ve bütün Müslümanların laneti senin üzerine olsun. Seni Allah'a şikayet ediyoruz. Seni kendi ellerimizle cezalandırmak istiyoruz. Sen ve senin gibiler bu dünyada zulmünün bedelini görmeden ölmemelisiniz. Özellikle ey Suudi Arabistan'ın zelil, alçak, zalim yöneticileri, İsrail ve Amerikan uşakları, sizi de unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Değerli izleyiciler, yani İslam ümmeti olarak İslam yönetimi baktığımızın başı sağ olsun. Tabii şu anda bir gıyaben cenaze namazı kıldık. Güzel dualar ettik. Güzel mesajlar verdik ama tabii bu söylemde kalıyor. Eylem olmadan kesinlikle olmaz. Şu anda İslam coğrafyasının hali belli. Geldiği durum da belli. Kimler tarafından geldiği de belli. Bunun tek çözümü 96-97'de kurulan İslam Birliği'nin temelini oluşturan D8 kurulmadan bu İslam ümmetinin insanlığı kesinlikle çözüm olmaz. Şu andaki batının ve çünkü diyor ki Cenab-ı Hak küfür tek millettir. Bu bizim dost bildiğimiz Amerika'sı, Avrupa'sı, demokrasi ve insan hakları anlayışı Irak'ta görüyoruz. Suriye'de gördük. Mısır'da yaşadık. Libya'da yine yaşadık. Ülkemizde de şu andaki FETÖ'nün baş müsebbibi de budur. İşte Güneydoğu'daki ta 1984 yılında başlayan terör belasını üzerimizde salan da aynı bu dost bildiğimiz ülkelerdir. Maalesef biz bu dostumuzu, düşmanımızı bilmeden, yeni bir siyasi politika geliştirmeden, İslam Birliği kurulmadan kesinlikle bu akan ne kanlar durur, ne bu şehitler son bulur. Yani ne ilk de son değil yani. Yani bu işte şu anda FETÖ olayını yaşadık. Bunların basmıyor. Şu anda FETÖ nerede? Amerika'da. Bizim dost bildiğimiz ülkede. Adam itiraf ediyor mesela. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki ya bize parayla vermedikleri silahı 20 bin tır dolusu silahı onlara terör örgütlerine bedava verir. Ama yine hala biz ona dostluklarımız yine devam ediyor. Şimdi bu bir yani işte şu anda S-400'ler meselesi var. F-35 meselesi, uçak meselesi var. Yani kesinlikle burada, yani burada yani bağımsızlıktan, hakimiyetten şu andaki yani biz şuyuz, buyuz demeye gerek yok. Şu anda bir takım gerçekler var. Bunun tek çözümü
şu andaki 96-97'de kurulan 8 tane İslam ülkesinin bugünkü 1 milyar 100 milyon nüfusu var. Bugünkü bizim dost bildiğimiz Avrupa Birliği 27 tane ülke 450 milyon nüfus. Bu yani İslam NATO'su, İslam ortak para birimi, Bosna barış gücü. Bunlar kesinlikle eğer şu kardeşlerim, bilhassa sosyal medyadan ilgilen arkadaşlar şu D8 projesini bir gözden geçirsin Allah razı olsun. Yani şu andaki bir takım söylemlerden geçtik yani şu anda. Yani şu andaki Amerikan'ı biz ne kadar işte lanetliyoruz, kınıyoruz yani. Ancak kına. Fakat ateş düştüğü yeri yakıyor kardeşim. Yani şu bir ay içerisinde kaç tane şehit verdin Allah aşkına ya? Ateş düştüğü yeri yakıyor, yetmez. Yani yüreğimiz parçalanıyor şu andaki. Ya şu Mursi'ye gelince kadar neler gitti. Ondan sonra şu andaki demokrasi neydi? Bu adam seçimle geldi ya. Ama ne senin dost bildiğin ülkeler sessiz kaldı kardeşim. İşte sen de burada onların uyuşu oluyordu. Onlar da sessiz kalıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun işte. Gittikten sonra şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra burada mesaj çıkıyor. Hiç yoktan iyi ama yine şu andaki Türk toplumunun bu şekilde sivil toplum hassasiyetinden dolayı böyle bir program düzenledikten dolayı biz onlara teşekkür ediyoruz. Biz de yurt içinde Anadolu Gençlik Derneği siyasi partiler aynı bu etkinlikleri yapıyoruz. Burada da güzel bir şey oldu genel olarak. Biz de dualarımızla, şu andaki tavrımızla, duruşumuzla, burada varlığımızı hissettirdik. Cenab-ı Hak yapılan dualarımızı kabul eylesin inşallah. Yani bu milletimize şuur versin, uyanıklık versin. Dostu, düşmanı ayırt edebilecek feraset versin. Diyecek bir şeyimiz yok yani. Teşekkür ediyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Allah sonunda hayırlı eylesin.